Hocam, e, şimdi sıkıntılı insan, sıkıntısız insan daha doğrusu yok gibi. Bütün bu sıkıntılarında e, bize gelen sorulardan da anlıyoruz ki insanlar acaba ben bu sıkıntının içerisine nereden düştüm müntelaşında. Yani bu, bunun arayışı içerisinde. Sebebini bir bulayım da onu yok edeyim. Bu sıkıntı da benden gitsin gibi. Böyle bir düşünce var, mantık var. Şimdi onu soralım o zaman bizde. Belli bir se e, sebebi var mıdır? Yani bu insanların içine düştükleri durumun, e, sıkıntıların belli bir sebebi var mıdır? Şundan 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 oluyor bu sıkıntılar başımıza geliyor denebilir mi? Mustafa Bey, ehl sünnet sıkıntıların geliş sebebini üç başlık altında bildirmişler. Birincisi, insanın işlemiş olduğu günahlardan dolayıdır. Bir. İkincisi, bu kul dua etmiştir. Ya Rabbi işte şu sevgili kuluna beni komşu eyle. Resulüne aleyhissalatü vesselam beni komşu Ve bana cennette yüksek dereceler ihsan eyle. Büyük bir şey istemiştir yani. Büyük bir şey istemiştir. Ee, bunun bedeli olarak ahiretteki derecesinin yükselmesi için buna sıkıntı gönderiliyor. Evet. iki. Üçüncü olarak da el-Süleyh er buyuruyorlar ki dünyayı Cenab-ı Hak imtihan yeri olarak yaratmıştır. Bir hadis-i şerif naklediyorlar, hadis-i şerifte insan iman ettikten sonra kendi haline bırakılmaz. İman, i̇man ettikten sonra, sonra da kendi haline bırakılmaz. Ayet-i kerimette geçiyor. Nasıl ki buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ali itibariyle o hadis-i şerifte, sarı bir maden, yani bize getirseler altın deseler biz altın diye kabul ederiz. Ee, Nitekim daha yakın zamanda çıktı böyle. Bir tane külçe altın diye satmışlar taşı. Boyamışlar etmişler. Evet. Bilemeyiz yani. Hani biz aa taşı almış falan bana da getirseler ben dayanamam. Ama kuyumcu bilir onu. E, diyelim ki tanıyamadı ateşe atar buyuruyor. Hadis-i Şerif'te. Hani biz biraz genişleterek naklediyoruz Hadis-i Şerif'i de. Hadis-i Şerif'te işte nasıl ki o sarı madenin altın olup olmadığı Ateş vasıtasıyla anlaşılır ise insanlar da imanında kavi mi, sağlam mı, usulen mi inanıyor, pamuk ipliğiyle mi bağlı, çelik alatlarla mı bağlı? Bela ateşine atılır buyuruyor. Yani üçüncü belaların geliş sebebi de imtihan içindir buyuruyor. Ya günahları sebebiyle geliyor ya derecesini yükselmesi için geliyor veya Cenab-ı Hak onu imtihan ediyor. Hiç bir sebep yokken Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Gerçekten samimi değil mi? Gerçekten bu yaptıklarını Allah-u Teala'nın rızası için mi yapıyor yoksa yapmıyor mu? Çünkü e, Evliya-i Kiram mesela e, anlatılırken zaten Evliya'nın halleri anlatılıyor. Evliyalık hali anlatılıyor. E, sıkıntılı zamanlarda ve neşeli zamanlarda hali değişmemesi buyuruluyor. Evliyalık hali yani. Evet sıkıntılı zamanda ve neşeli zamanda halinde bir değişiklik görünmemesi. Halinde bir değişik görünmemesi. Hani şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyebilirler, hatırlarına <laughs> gelebilir. Ya siz ne söylüyorsunuz, ne anlatıyorsunuz? Bu mümkün mü? Olmuş. Var çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kullar içerisinde onu sevgili kullarında hayatlarını okuyunca görüyoruz. Var. Yani bir dert ve bela anında da hali değişmiyor. Nimet geldiği zamanda da değişmiyor. Her ikisinde de hali devam ediyor. mesela hatırımıza gelenlerden bir tanesi İmam-ı Azam Ebu Hanife radiyallahu Teala'nın hazretleri talebelerine ders verirken ticaretle meşguldü. İthalat ve ihracat tüccarıydı kendisi. Talebenin bir haberci geliyor, Kulağını eğiliyor, diyor ki efendim bir haber geldi. sizin mallarınızın yüklü olduğu geminin battığı haberi geldi. İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri biraz düşünüyor, ondan sonra elhamdülillah diyor ders vermeye devam ediyor talebelerine. Talebenin birisinin dikkatini çekmiş ama bu. Aradan birkaç saat geçiyor. Başka bir haberci geliyor. Diyor ki, yaklaşıyor efem diyor. Yanlış bir bilgiymiş, yanlış habermiş. Sizin e, malların yüklenmiş olduğu gemi limana yanaştı. Mallar indiriliyor. Biraz daha düşünüyor böyle. Ondan sonra ona gözünü açıyor. Elhamdülillah diyor. Yine derse devam ediyor. Ders bittikten sonra o talep ediyor ki, efendim diyor. Özür dilerim anlayamadım. Gemi battı elhamdülillah. Kurtuldu gene elhamdülillah dediniz. Yani mallar gitti, elhamdülillah dediniz. Evet. Mallar kurtuldu, gene elhamdülillah dediniz. Bunun sebebi nedir? Sebebi nedir? Cevap buyuruyor ki... ...malların battığı haberi geldiği zaman... ...malların battığı haberi geldiği zaman... ...kalbimde bir üzüntü meydana geldi mi gelmedi mi ona baktım buyuruyor. Hı, mallarım gitti diye. Gitti diye. Üzüntü meydana geldi mi diye baktım. Elhamdülillah Cenab-ı ...beni o, o... ...yani kendi sevgisini, sevdiklerinin sevgisini... ...kalbime yerleştirdiği için... O mala karşı herhangi bir muhabbetim olmadığı için üzülmedim. Bunu veren Rabbim de buyuruyor. Onun için elhamdülillah dedim, Rabbime şükrettim. Sonra malların kurtulduğu haberi geldi. Bu sefer de, ya mala biraz muhabbetim falan kalmış mı acaba diye kalbimi dinledim. Bir sevinme alameti var mı kalbimde? Baktım, yoktu. Bunu da bana Rabbim ihsan etti. Onun için Rabbime şükrettim, elhamdülillah dedim. Yani sabit burada dururken... Bir yumruk şuradan yedi, sallanmadı. Bir de buradan yedi, gene sallanmadı. Gene sallanmadı, gene sallanmadı. Evet. Dolayısıyla peki, insanın işlemiş olduğu günahlardan dolayı kendisine bela ve musibet gelmesi, bela ve musibet, bu nimettir buyuruyor. Cenab-ı Hak merhamet ettiği veya sevdiği kullarına ikaz için gönderir. Hastalık gönderir, dert, bela, sıkıntı gönderir. Yahut da o bir işe başlamıştır, yahut da bir makam sevdasındadır. O makamı ele geçirmek için uğraşıyor. O makama geçince de ahiretini yıkacak. Allah-u Teala merhamet ettiği için bazı kullarına ihsanda bulunuyor. Dert ve bela gönderiyor. O da ona kavuşamıyor. Çünkü o makam veyahut da o para onu azdıracaktı. Veyahut da o şöhret onu azdıracaktı. Nitekim olmamış mı? Çok kişi şöhret perişan etmiştir. Çok kişiyi para perişan etmiştir. Çok kişiyi makam perişan etmiştir. Dolayısıyla buradan şu anlaşılmasın. Efendim şöhret de, makam da, para da kötü mü? Değil. Ama bunlar iyiye kullanıldığı zaman mesela Süleyman Aleyhisselam çok zengindi. Evet. Yani hiç kimsenin sahip olmadığı saltanatı sahipti ama peygamberdi. Kötülenmemiştir. Mal kötülenmemiş, makam da kötülenmemiş. O orada da halinin değişmemesi evet. söz konusu yani. Süleyman Aleyhisselam'ın hali değişmediği gibi Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul diye de aynı şekilde metusena ediliyor. Peygamber yani. Evet, peygamberdir. Ne güzel kul diye de metusena ediliyor. Dolayısıyla diğer müminlere gelen dert, bela, hastalık onun günahlarına kefarettir. Peki yani günahların affolmasına sevdi. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de açık net Zilza suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük karşılık görecektir. Hemen estağfurullah efeme yağmur mezkal eder rahatın yara ve men yağmur mezkal eder rahatın Zerre kadar iyilikte karşılık görecek, kötülük de. Dolayısıyla efendim ben yaptım, ben söyledim, benim yanında ı kalmayacak. Hiç kimsenin yaptığı, söylediği yanına kar kalmaz. Bunun yaratan hesabını soracak. Ama dünyada bunu aynı şekilde bunun cezasını veriyorsa ahirette vermeyecek. Onun için bir yerde ödenmesi lazım. Bu sebepten dolayı müminin başına gelen bela, musibet, sıkıntı eğer sabrederse günahların affına sebep olur. Peki derecesinin yükselmesi için hani günahları bitti. Hatta kitaplarda Ehl-i Sünnet talimleri yazmışlar. Efendim bir kimsenin başına çok sıkıntı geliyorsa, çok bela geliyorsa çok mu günah işlemiş? Hayır değil. Çok affedildiğinin alametidir. Veya onun derecesi yükseliyordur. Veya hiçbir sebep yok ki e, günah işlememiş cenab Hak bela vermiştir, bela göndermiştir, sıkıntı göndermiştir, hastalık görmüştür, göster, e, ona göndermiştir. göndermiştir. E, peki bu nedir? O da imtihandır. İmtihan etme yetkisi Allah-u Teala'ya aittir. Şimdi Nahid suresinin 34. ayet-i kerimesine alen allah Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar azabı acılara bozuk düşünceleri, çirkin işleridir. Böylece kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar. Bu ayet kelimeyi kerimeyi naklediyor en üstüne talimleri. Dolayısıyla e, müminin başına gelen dert, bela, musibet genelde işlemiş olduğu hatalardan kaynaklanmaktadır. Cenab-ı Hak kendisine fırsat veriyor, tövbe et. Veya bunun bedelini burada ede. Hatta ee, bir beyit vardır. Haşa zulmetmez kuluna hüdası. Herkesin çektiği kendi cezası. Bu beyit bu Nahl Suresinin 34. ayet kelimesinden mülhemdir. Oradan ilham anlara karılmıştır. Peki bir de şu var. Mesela cennet nimetleri sonsuzdur buyuruyor. E sonsuz olan bu nimetlere kavuşmak için bedava vermiyorlar. Hani derler ya tabiriyle hem 25 kuruş hem şoför mahalli. Aa yok. Değil. Herkes bedelini ödeyecek cennet nimetlerine, sonsuz cennet nimetlerine kavuşacak olan kimse de e, dünyadaki o sıkıntılara, dünyada Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu dert ve belalara sabretmesi gerekir. Demek ki tek bir şey üzerine oturtmak, aa işte bunun başına bela geldi, o işte hep böyle kötülük yaptı, günah işte ondan geldi demek yanlış. Belki derecesi yükseliyordur. Belki de o anda imtihandadır. allah Teala eğer onu kınayacak olursak kaldırır, bize gönderir. Onun için böyle olanlara da dua etmeli, yardımcı olmalıdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.